Cihaz TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Osmanuz. Bu videoda 1200 ila 1500 lira arasında satılan en iyi akıllı telefonları Mart 2020 piyasasına göre sizlere sunacağım. Piyasada bu açıdan çok fazla telefon var. Yani bu fiyat segmentinde 30-40 tane telefon var. Ama ben bunlar arasından sadece kayda değer olan 4 tanesini, yani benim favorilerim olan 4 tanesini seçtim. Bunları seçerken nelere dikkat ettim diye soracak olursanız 4 GB RAM'i ve 64 GB depolama alanı olmasına dikkat ettim. Düşük nanometre değerlerinde güncel işlemcileri olmasına dikkat ettim ve telefonların genel olarak ortalamada güçlü özelliklere sahip olmasını, fiyat performans açısından avantajlı olmalarına dikkat ettim. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan ilk telefonu burada özelliklerini sıralamaya başlayalım. Benim ilk tavsiyem General Mobile GM9 Pro olacak arkadaşlar. Bu telefon zamanında 1700 liralardan 1800 liralardan buralara düştü. 1250 ila 1300 lira arasında bulunabiliyor. Şu an internetteki satış fiyatının 1310 TL olduğunu görüyorum. Bu telefon bu fiyata gerçekten bulunmaz nimet diyebileceğim seviyede güzel bir telefon. Cihazın 6 inç boyutlu 1080p Full HD Plus ekranı var. Bu ekran AMOLED panele sahip. Renkleri çok canlı, güzel ekranı var. 402 ppi piksel sıklığına ve Corning Gorilla Glass 5 ekran camına sahip. Telefonun ekranı çentikli ya da damla çentikli yapıda olmadığı için ekran gövde oranı birazcık düşük arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. %77.34 ekran gövde oranı, 7.9 mm kalınlığı ve 175 gram ağırlığı var. Telefonun kalınlığı ve ağırlığı güzel. Telefon zarif bir telefon. Metal kasalı olduğu için de malzeme kalitesi, hissiyatı yüksek bir akıllı telefon. Bence fiyatının üstünde görünen bir akıllı telefon. Bu cihaz da bence 2019'una damgasını vurmuş bir orta segment işlemci olan 2.2 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 660 var arkadaşlar. 14 nanometre teknolojisiyle üretildiği için fazla ısınma yapmadan piyasadaki bütün oyunları da güçlü bir şekilde oynatabiliyor. Bu telefonla PUBG gibi popüler oyunları orta ve yüksek ayarlarda rahatlıkla yüksek FPS değerlerinde oynayabileceksiniz. Cihazda 4 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB dahili depolama alanı var. Telefonun depolama alanı microSD kartla yükseltilebiliyor. Ön kamera tarafında 8 megapiksel F2.0 diyaframlı, portre modlu, LED flashlı, HDR çekim yapabilen ve 5 elementli lensli bir ön kamera var. 1080p 30fps video kaydedebiliyor arkadaşlar ve bu kameranın ön kameranın yani çekimleri son derece iyi. Ben hem örneklerde gördüm hem de yaptığım denemelerde gerçekten başarılı buldum bu telefonun ön kamerasını. Arka kamera tarafında ise 12 megapiksel F1.8 diyaframlı, dual piksel faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 8 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun arka kamerası piyasaya çıkmış çıktığında DxOMark'ta yüksek puanlar alarak dikkat çekmişti. Gerçekten de bu puanların hakkını verebiliyor diyebilirim sizlere. Ön kamerada, arka kamerada bence bu fiyat segmentinde gayet başarılı seviyede. Arka kamerada ayrıca HDR çekim özelliği, çift LED flash ve dijital görüntü sabitleme özellikleri bulunuyor. Telefonun ana kamerası 4K 30fps'de video çekebiliyor ve slow motion yani yavaş çekim yapabiliyor. GM9 Pro'da 3800 mAh kapasiteli ve hızlı şarj özellikli bir pil var. Telefonun pili bir günü çok rahatlıkla çıkarıyor. Oyun dahi oynasanız bence bu telefonun pili bir günü rahatlıkla çıkaracaktır. Hızlı şarj olması da gayet güzel bir özellik. Yani bu segmentte hızlı şarjı sahip olan telefonlardan bir tanesi. Cihaz kutusundan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkıyor. Şu anda 9.0 Pie güncellemesini aldı. Android 10 güncellemesini aldı mı almadı mı bilmiyorum ama kesinlikle alacaktır. O konuda endişeniz olmasın. Çünkü bu telefon Android One platformu dahilinde bir telefon. Yani güncellemeleri her zaman Google'dan alacaktır diye düşünüyorum. Telefonun fiyatı başta da belirttiğim üzere 1310 TL civarında. Bence bu fiyata kesinlikle alınabilecek bir akıllı telefon. Videoda ki ikinci tavsiyem Realme 5i olacak. Normalde bu telefonun videosunu ben çekmiştim. Ben o videoda bu telefonun alınmayacağını, alınmaması gerektiğini söylemiştim ama o zamanlar fiyatı çok yüksekti. Şu anda telefon 1499 TL'ye düştü. Yani 1500 liraya satılıyor ve bu fiyat aralığında iyi telefonlardan biri. Özellikle pil ömrü isteyenler Realme 5i'yi rahatlıkla tercih edebilirler. Telefonda 6.5 inç boyutlu oldukça geniş bir HD Plus ekran bulunuyor. 720p HD Plus çözünürlüğe sahip. IPS ekranı arkadaşlar AMOLED falan değil. 282 ppi piksel sıklığı var ve damla çentikli bir ekran. Telefonun ekran gövde oranı da damla çentikten dolayı epey yüksek. %82 civarında bir ekran gövde oranı var. Ama telefon son derece kalın ve ağır. Onu da şimdiden söyleyeyim. 9.3 mm kalınlığa ve tam 195 gram ağırlığa sahip. Telefon plastik kasalı olmasına rağmen içerisindeki büyük boyutlu pilden ötürü oldukça ağır ve kalın. Realme 5i'de güncel bir işlemci bulunuyor arkadaşlar. 2 GHz'e kadar hızla çalışabilen 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 665 var. 11 nanometre teknolojisiyle üretilmiş oldukça güncel bir işlemci. Bu işlemci nereden tanıdık geliyor diye düşünenler varsa Redmi Note 8'den tanıdık geliyor. Bu listede Redmi Note 8 niye yok diye soracak olursanız 3 GB RAM'li ve 32 GB depolama alanlı Redmi Note 8 ancak bu fiyata alınabiliyordu. Ben de bu telefona burada yer vermek istemedim. Çünkü artık 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sınırda kalmış değerler. Yani 32 GB'ın yetmeyeceğini düşünüyorum ben artık. Kendim de 64 GB kullanıyorum ve kılı kılına yetiyor diyebilirim artık. Yani bazı oyunları silmeye başladım. O yüzden bu listede ben Realme 5i'ye yer vermek istedim. Telefonun RAM'i 4 GB LPDDR4X,
Depolam alanı yine 64 GB telefonla micro SD kart desteği bulunuyor arkadaşlar. Ön kamerada 8 megapiksellik f2.0 diyaframlı, HDR çekim yapabilen yapay zekalı 5 elementli lensli bir ön kamera var. Ön kamera 1080p'de 30 fps'de video kaydedebiliyor. Arka kamera tarafında ise zengin seçenekler bizleri bekliyor. Telefonun arka kamera çözünürlüğü çok yüksek değil ama çok sayıda sensör var ve gayet iyi iş yapıyorlar. 12 megapiksellik f1.8 diyaframlı faz algılamalı otomatik odaklamalı bir ana kamera var bu telefonda. İkinci kamera olarak 8 megapiksellik f2.25'lik geniş açı sensörü bulunuyor. Telefon ekstra geniş açı çekimler yapabiliyor. Buna ek olarak 2 megapiksellik makro sensörü ve son olarak da 2 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Telefon 4 cm'den makro çekimler yapabiliyor arkadaşlar. Bu segmentte makro çekim yapabilen tek akıllı telefon Realme 5i. Onun dışında bu telefonda 4K 30 fps video kaydı ve yavaş çekim gibi özellikler de bulunuyor. Dörtlü arka kamera bence Realme 5i'yi burada kamera tarafında öne çıkarıyor diyebilirim rahatlıkla. Batarya tarafında ise bu telefon tam bir canavar. Çok hızlı bir şarj özelliği yok ama tam 5000 mAh kapasiteli bir pili var. Telefonun ekranı 720p olduğu için, işlemcisi de 11 nanometre olduğu için bu pil kesinlikle çok iyi bir kullanım süresi sunacaktır. Bu telefonun 2 günü rahatlıkla çıkarabileceğini düşünüyorum ve 1,5 günü kesinlikle oyun oynasanız bile çıkaracağına adım gibi eminim. Bunun dışında telefon Android 9.0 Pay işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Android 10 güncellemesini şimdilik almadı ama alabileceğini düşünüyorum. Çünkü Snapdragon 665 Yonga seti bence Android 10 güncellemesini rahatlıkla kaldırabilecek güce sahip. Bu telefonun fiyatı şu an piyasada internetten satın aldığınız takdirde 1499 TL yani 1500 TL civarında. Videodaki üçüncü tavsiyem Meizu Note 9 arkadaşlar. Meizu telefonlar güncelleme almamalarıyla ünlü ama her şeye rağmen bu telefonlara yer vermek istiyorum çünkü özellikleri gerçekten fiyatlarına göre rakipsiz konumda. Meizu Note 9 da bu segmentteki bence en güçlü akıllı telefon diyebilirim. Telefonda 6.2 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlükte IPS ekran bulunuyor arkadaşlar. 403 ppi piksel sıklığına ve damla çenteye sahip bu ekran. Oldukça geniş bir ekran gövde oranı var. %84.79'u ekranla oluşuyor bu telefonun. Telefonun kalınlığı biraz yüksek. 8.65 mm kalınlığa sahip ama ağırlık tarafında hafif diyebilirim rahatlıkla. 170 gram ağırlığa sahip bu akıllı telefon. Metal görünümlü plastik çerçevelere ve cam görünümlü plastik arka yüzeye sahip bu telefonu kesinlikle kılıfla kullanmanız gerekiyor. Kılıfla kullanmazsanız bolca çizgi göreceğinize garanti verebilirim. İşlemci tarafında gerçekten güçlü bir Yonga seti karşımızda. 2 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 675 var. 11 nanometre teknolojisiyle üretilmiş ve normalde bir segment üstündeki akıllı telefonlara güç veren, örneğin Galaxy A70'e güç veren bir Yonga seti. Bu fiyat aralığında bu Yonga setini bulmak gerçekten bulunmaz nimet. Özellikle oyun tutkunlarının bu telefonu tercih etmesinde fayda olacağını düşünüyorum. Meizu Note 9'da listedeki diğer telefonlarda olduğu gibi 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı var. Ancak bu telefonda maalesef micro SD kart yuvası bulunmuyor. Yani bu telefonun depolama alanı kaçsa onunla idare etmek zorunda kalacaksınız. Ön kamera tarafında 20 megapiksel çözünürlüklü f2.0 diyaframlı portre modlu yapay zekalı 5 elementli lensli ve 1080p'de 30 fps video kaydedebilen kaliteli bir ön kamera var. Telefonun ön kamerasından memnun kalabileceğinizi düşünüyorum. Arka kamera tarafında da yüksek çözünürlüklü bir arka kamera var. 48 megapiksellik f1.7 diyaframlı ana kamera ve buna ek olarak 5 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Telefonda HDR bokeh yani arka plan bulanıklaştırma, çift led flash, 4K 30 fps video kaydı ve yavaş çekim gibi özellikler bulunuyor. Arka kamera bence Realme 5i ile birlikte en iyi arka kameralardan biri bu segmentte. Batarya tarafında da yeterli bir batarya var karşımızda. 4000 mAh kapasiteli ve hızlı şarjlı bir bataryası var. Telefonun bataryası 18 Watt'ta hızlı şarj olabiliyor. Yani yaklaşık 1 saatte telefonun tamamen şarj olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Telefon Android 9.0 Pay işletim sistemiyle geliyor ve bu muhtemelen uzun süre boyunca böyle kalacak. Çünkü mevzu telefonların güncelleme almadığını maalesef artık hepimiz biliyoruz. Cihazın fiyatı yine 1499 TL yani 1500 TL civarında. Bu videodaki son tavsiyem ise yine Meizu markasından bir telefon. Meizu X8 64 GB olacak. Meizu X8'i uzun süredir tavsiye ediyoruz. Özellikle geçen sene fiyat performans segmentinde gerçekten liderliğe damgasını vuran bir telefondu. Hala da bence bu unvanını sürdürüyor. Çünkü bu telefon 1500 TL civarında Qualcomm Snapdragon 710 Yonga setini kullanan tek akıllı telefon. Uzun süredir de tek olmaya devam ediyor. Hala bu telefonun bu konuda bileğini büken olmadı. Ekran tarafına bakacak olursak Meizu X8'de 6.15 inç boyutlu 1080p Full HD Plus çözünürlüklü 401 ppi piksel sıklığına sahip çentikli bir ekran bulunuyor. Telefon damla çentikli değil, çentiği büyük arkadaşlar. Şimdiden haberiniz olsun. Tasarım tarafında ise %83.33'lük ekran gövde oranı var. Telefonun ekran gövde oranı son derece iyi bence. Cihaz 7.8 mm kalınlığa ve 160 gram ağırlığa sahip. Metal çerçeveli olmasına rağmen bence hafif bir telefon. Tasarım açısından Meizu X8'i bu segmentteki en başarılı telefonlardan biri olarak görüyorum ben. Telefonda işlemci olarak demin de bahsettiğim gibi 2.2 GHz'e kadar 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 710 bulunuyor. Bu işlemci hem gündelik uygulamaları çalıştırma hem de oyunları
oynatma konusunda gerçekten yüksek bir performans sergileyecektir. Cihaz da ayrıca 4 GB LPDDR4X RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Mevzuda artık bir gelenek haline geldiği üzere microSD kart yuvası bu telefonda da maalesef bulunmuyor. Mevzu X8'in ön kamerası Mevzu Note 9'la neredeyse aynı 20 megapiksellik f2.0 diyaframlı portre modlu yapay zekalı ve 5 elementli lensli bir ön kamera burada bizleri karşılıyor. Cihazın ön kamerası 1080p'de 30fps video kaydedebiliyor. Bence yeterli seviyede gayet de güzel fotoğraflar ve videolar çekecektir diye düşünüyorum. Arka kamera tarafında ise çözünürlük biraz düşük görünüyor olmasına rağmen kaliteli bir arka kamera var bu telefonda. 12 megapiksel f1.9 diyaframlı dual piksel faz algılamalı otomatik odaklama özelliğine sahip bir ana kamera ve bu ana kameraya olarak 5 megapiksellik derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun ana kamerası HDR çekim, bokeh yani arka plan bulanıklaştırma, yapay zeka ile sahne algılama, çift led flash ve 4K 30fps gibi özelliklere sahip. Ayrıca telefonun arka kamerası slow motion yani yavaş çekim videolar kaydedebiliyor. Telefonun pili ise maalesef burada en zayıf pillerden biri. 3210 mAh'lik bir pil var. Hızlı şarj özelliğine sahip olduğu için bu telefonun pili oldukça hızlı şarj olacaktır. Çünkü pilin kapasitesi düşük. Ama şu bir gerçek ki bu telefon bir günü çıkartmakta zaman zaman zorlanabilir. Özellikle oyun oynayan biriyseniz Mevzu X8 sizi birazcık zorlayacaktır. Bunu şimdiden söyleyebilirim. Cihazda Android 8.1 Oreo işletim sistemi var. Bu da kimilerine göre bir eksi. Cihazın güncelleme alıp almayacağı muamma. 8.1 Oreo ile stabil çalışacağına eminim ama Android 10 güncellemesini alır mı diye sorarsanız maalesef uzun süre boyunca alacağını düşünmüyorum. Bu telefonun fiyatı şu anda 1499 TL yani yine 1500 TL civarında. Şimdi bu 4 tavsiye doğrultusunda kişisel yorumumu da yapayım. Ben bütçem çok düşük olsaydı GM9 Pro alırdım. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Yani 1300 TL'ye bundan daha iyi bir telefon bulmak şu anda imkansız. Pil ömrüne takık bir insan olsaydım yani özellikle 2 güne yakın pil ömrü istiyor olsaydım kesinlikle Realme 5 iyi alırdım. Ama genel olarak bu listede fiyattan ve diğer özelliklerden bağımsız olarak ortalama bir telefon alacak olsaydım Mevzu Note 9'u tercih ederdim arkadaşlar. Mevzu X8 çok iyi bir telefon ama bence pil tarafında bana yetersiz gelirdi. O yüzden ben 4000 mAh pil ve Snapdragon 675 Yonga setiyle 1200-1500 TL aralığında Mevzu Note 9'u tercih ederdim. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve Cihaz TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.